Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Yuvam Çay Bahçesi'ndeyiz. Bayağıdır ara verdik. Yani size yakın zamanda attık videoları da aslında uzun zamandır bir ara verdik. Hele buraya ben bayağıdır bir ara verdim. Yaklaşık 4 senedir falan geldiğim mekan burası. Antalya'da. Tam Güllük Caddesi'nin son tarafında askeri gazino var. Gazinonun karşı tarafında limana bakıyor. Burasının manzarası 10 numara. Yani nargile olarak değil de önce burası olarak anlatayım. Hem Güllük Caddesi'ni gezebileceğiniz hem de gezdikten, yorulduktan sonra hatta Güllük Caddesi'ni bırakın kale içini bile gezebileceğiniz, kale içinden sonra yani o Kubi Kafe ya da Juna Garden'a takılmazsanız cidden güzel bir manzara istiyorsanız gelebileceğiniz bir mekan. Arkadaşlar ben buraya 4 senedir geliyorum. Yani her geldiğimde nargileci değişiyor. Şimdi çok uzun zamandır geldiğim bir kafe olduğu için biraz genel bir inceleme olacak. Buranın nargile takımları güzel. Takım olarak baktığınızda hiçbir sıkıntı yok. Hani Konya takım veriyorlar. Takımları gayet güzel, temiz yıkanıyor. Onunla bir sıkıntı yok. Ama tütün ve nargileci konusunda bazen sıkıntı yaşıyorlar. Nasıl? Şimdiye kadar yaklaşık o 4 senedir 50 kereye yakın nargileci değişmiştir. Bilen geliyor, bilmeyen geliyor. Yani hani bir geldiğimde çok güzel oluyor, bir geldiğimde vasat oluyor. Mesela vasat olduğu günlerden birindeyiz şu an. Yani bir önceki geldiğimde yaklaşık bundan 1-2 hafta önce, 1 hafta önce geldim. Azeri bir nargileci vardı. 10 numara bir nargile hazırladı. Şeftali, kavun ve nareyle bir karışım yaptı. 10 numaraydı. Şerbetli tütün kullanıyorlar bu arada. Bundan önce Bahreyn vardı. Ondan önce El Fakir vardı. Yani tek tip tütün kullanıyorlar. Nargileci kim gelirse onun bulduğu nargileyle devam ediyorlar. Şu an şerbetli var ama yani gelen karışımda kavun ve şeftali oranı çok iyi ayarlanamadığı için bir sıkıntı var. Ondan dolayı çok memnun kalmadım. Standart kirlile de geliyor. Onun üstünde küp közler var. Tek kat folyo çekmişler. Yalnız yani şu ankini eleştirecek olursak tütün çok fazla. Ondan dolayı çok çabuk yanıyor. Hani doğru düzgün uzun süre içebileceğiniz kıvamda değil. Ağzına kadar dolmuş tek kat folyo olduğu için közler bayağı fazla geliyor. Normalde bundan önceki nargilecide tütünü biraz daha lüleğin alt tarafında tutuyordu. Ondan dolayı daha zor yanıyordu. Yani açıkçası burada nargile içecekseniz ben size kesinlikle her zaman güzel yapıyorlar diyemem. Şans. Bir geldiğinizde güzel oluyor, bir geldiğinizde kötü oluyor. Ama dediğim gibi manzarası ve ortamı 10 numara bu kafenin. Gezip yorulduktan sonra gelebileceğiniz, hem gündüz gelebileceğiniz hem akşam gelebileceğiniz bir yer. Ha, gündüz şöyle sıkıntı oluyor. Klima yok. Hani açık alan. Antalya'nın sıcağında biliyorsunuz şu an bile yani bayağı terliyorum. Sabah biraz rahatsız olabilirsiniz ama sabah manzarası daha bambaşka oluyor. Daha güzel oluyor. Yani yat limanının hemen üst tarafında burası. Az sonra göstereceğim etrafı. O yatların kalkışı, işte denizin o masmavi görünüşü, işte buralar bayağı güzel oluyor sabahları. Yani ondan dolayı sabah gelmenizi o şekilde tavsiye edebilirim. Onun dışında şöyle bir nargileyi göstereyim ben size. Biraz kameranın açısından olacağım ama. Şurası hakikaten gösteriyor. Bildiğiniz Konya takımı. Şurada sentifikleri var. Gayet hoşumuza gitti takım. Ama köz konusunda ve yanma konusunda bizi çok tatmin etmedi. Şöyle etrafı da göstereyim. Arkadaşlar manzarayı ne kadar gösterebileceğimi bilmiyorum da bu taraf tamamen deniz. Şurası yat limanı. Yani o sabah çok hoş görünecek alan burası. Şu karşı tarafta arkadaşlar kale içi. Şu an nasıl? İyi mi? Vallahi dediğim gibi burası
standart olarak gelip çay, kahve, içmelik 10 numara bir mekan. Nargile olarak da dediğim gibi şansa. Yani geldiğinizde çok güzel olabilir. Yani o size rastlayabilir. Ya da size çok vasat bir şey rastlayabilir. Onun için nargile hiçbir şekilde garanti veremiyorum. Uzun zamandır geldiğim bir kafe olduğu için böyle konuşuyorum. Normalde o an içtiğimiz nargile üstünden inceleme yapıyoruz ama burası biraz daha farklı. Yani şu anki nargile açıkçası çok kötü. Hem çok çabuk yanıyor hem de oranlar çok kötü olduğundan dolayı tat aşırı rahatsız etti. Aromayı, o karışım beni mutlu etmedi. Bunun dışında burada söyleyecek çok bir şey bulamıyorum. Hani burası için nargileye şu anki içtiğimiz nargileye oy verecek olursak 10 üzerinden 6 ancak. Ama bir önceki içtiğim derseniz, bir önceki yani bir hafta önce geldiğimde içtiğim nargile derseniz o 10 üzerinden 9 alabilir yani. 10 üzerinden 9 rahat alabilecek bir nargileydi. Ondan dolayı özellikle geldim zaten. Sırf çekim için geldim ben buraya. Yani benim değerlendirmem şimdilik bu kadar. Biraz da Gözde'ye çevirelim. Yani ben nargileyi beğendim. Fena değil bence nargile. Ama evet, oranları biraz sıkıntılı. Yani ne şeftalinin tadını tam alabiliyoruz, ne kavunun tadını tam alabiliyoruz. Ya çok az koymuş, oranları az koymuş yani. Şeftali biraz daha fazla olabilir. Şeftali, kavun, bir de nane mi var? Nanesi biraz fazla mı bilmiyorum. Yani hiçbir tütünün kokusunu tam alamıyoruz. Ya ağzını açık bıraktılar, aroması gitti, kokusu gitti. Bilmiyorum, tam anlayamadım yani neden olduğunu. Ama onun dışında biz burayı seviyoruz. Mekanı seviyoruz yani. Dediği gibi Atatürk Parkı ile kale içinin tam ortasında bir yer. Böyle önünden geçerken çok göremeyeceğiniz bir yer aslında. Ama askeri gazinonun tam karşısında böyle bir iki kişi duruyor bazen şeyde. Hatta taksi durağı var. Taksi durağının oradan inince hemen gelebilirsiniz buraya. Adı Yuvam Kafe. Yıllardır değişmedi. Onun dışında fiyatları 25 lira. Bu da 25 lira mı? 25 lira Starbaz veriyorlarmış şu anda. Ama yani el fakir içtiğimiz de o. Ha, şerbetli. Çok özür dilerim. Burada Starbaz yazıyor. Şerbetli içiyoruz. Ama bazen geldiğimizde el fakir veriyorlar. Bazen geldiğimizde sadece Bahreyn var diyorlar. O yüzden Şahin dediği gibi hani neye denk gelirseniz. Ama kafenin ortamı güzel. Limonata 7 liraydı. Çay ne kadar? Biliyor musun? 3 lira. Çay 3 lira. Kupa 4 lira herhalde. Kupa daha uyguna geliyor. Biz ortamı seviyoruz. Biz buraya özellikle geldiğimiz bile oluyor yani. Ama işte nargileciden nargileciye fark ediyor. Nargilecisini çok fazla değiştiriyorlar buranın. Bir geliyoruz, iki tane kardeş var. Bir geliyoruz, işte Azeri birileri var. Bir geliyoruz, sahibi yapıyor. Böyle değişiklikler oluyor bazen. Yapacak bir şey yok. Biz burayı seviyoruz yani. Hani Antalya'da başka yerlere de gittik nargile içmeye. İlçeler dışında neredeyse en istikrarlı geldiğimiz yer burası. O Side'deki Lime Cafe'den hiç bahsetmiyorum. Orası mükemmeldi. Fiyatlardan mı bahsettim? Başka? Nargile takımı, evet, bildiğimiz Konya nargilesi. Ama ben şeyin, borunun şişeye takılan kısmını çok beğendim. Çentikli böyle. Geçiyor yani birbirinin içine. Bir kilit sistemi gibi yapmışlar. Ama çok sık hava tahliyesini kullanmak zorundayız. Çünkü Şahin dediği gibi tütünü çok fazla koymuşlar. Sürekli yanıyor. 3 tane köz normalde idealdir ama 3 küp közü kullanamadık yani. Birini indirdik. 2 közle aynen. 2 közle bile yanıyor yani. Tercih edebilirsiniz. Ortamı güzel. Manzarası güzel. Ama nargile şansınıza. Bu kadar, başka söylemek istediğim bir şey yok. Arkadaşlar, geri dönüşler çok güzel oluyor. Bizim videoları inceleyip iki arkadaş dönüş yapmış. Yani biz gittik, kafeyi gördük. Yani dediğiniz gibi bazı yerlerde aynen anlattığınız gibi şeylerle karşılaştık. Ama bazı şeyler tavsiye ettiğiniz gibi değil dendi. Yani dediğim gibi
bazı videoları biz çok önceden çektik. Bunlar zamanla değişebiliyor. Yani şöyle değişebiliyor. Nargilesi değişiyor, tütünü değişiyor, çalışanlar değişiyor. Yani bundan her şey fark edebiliyor. Biz şu anki durumu test ediyoruz. Yani bu kafede genel bir inceleme yapabildik ama bundan önceki kafelerde genellikle ilk gidişimiz oluyor. Özellikle İstanbul'daki kafeler. Oralarda hani biz kaldığımız süre boyunca yaklaşık bir 7-8 gün kaldık. Bu 7-8 gün boyunca 8 kafeye gidebildik, 8 kafe inceleyebildik. Ama bu kafelerin hiçbirinin geçmişini bilmiyoruz. Sadece gittiğimiz andaki nargileyi inceleyebildik. Sadece onunla ilgili yorumlar yapabildik. Tabii şöyle, buradaki karışım bile fark ediyor. Mesela bizim gittiğimiz daha önceki kafelerde istediğimiz karışım tamam çok güzel olabilir, yani biz çok güzel demiş olabiliriz ama siz farklı bir aroma istediğinizde daha sıkıntılı bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Yani bundan dolayı çok garanti veremiyorum ama geri dönüşlerin olması beni çok mutlu etti. Yani o yorum yazan, hatta biz gittikten sonraki yorumlarımızda bunlar, düşüncelerimiz bunlar diyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onlar da bizi çok mutlu etti. Yani bizim amacımız dediğim gibi siz kafeye gitmeden önce bir görüşünüz olması. En azından nereye gidiyoruz, nasıl bir ortama gidiyoruz. Yani nargilesi daha öncesinden iyi miymiş? Ya da işte içecek fiyatları neymiş, nargile fiyatları neymiş? Bunlarla ilgili ön değerlendirme, bilgilendirme yapıyoruz bir nevi. Fiyatlarda da... Gerçek meyvelerin içinde yapıyorlar. Şimdi bazen biz geldiğimizde burada gerçek meyvenin de içinde istiyoruz. Yani şöyle, lüleyi elma yapıyorlar, greyfurt yapıyorlar. İşte bunlarda da fiyatlar fark ediyor. Mesela şu an, bilmiyorum görebilecek misiniz fiyat listesini ama... Elmanın içinde 30 lira, greyfurtun içinde 35 lira, ananasında 45 lira, kavunda, karpuzda 40 lira oluyor. Yani fiyatlar onlara göre değişiyor. Sıkıntı değil. Lüle'de bence değişmesi normal çünkü daha öncesinde geldiğimde karpuzları ona özel almışlardı. Yani küçük küçük şu şekilde karpuzlar vardı. O karpuzları kesiyorlardı, içine uyup öyle getiriyorlardı. Yani bunlar cidden maliyet gerektiriyor. Onlarda bir sıkıntı yok. 25 lirada bu ortama, bu manzaraya göre gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ben bir tane çiçeği alayım. Yani diyeceklerim bu kadar burasıyla ilgili. Yani nargile içmeseniz de buraya kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Bu ortamı görmenizi tavsiye ederim. En azından sahibinin o güler yüzünü, ilgilenişini, hani nargile kötü bile olsa onunla güler yüzünle karşılaşmanızı, muhatap olmanızı, muhabbet etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında takiplerinizi, beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Yani ne kadar size yararlı olduğumuzu bilmiyorum ama en azından yorumlarla bize bunları da bildirebilirsiniz. Yani şurada hata yaptığınızı düşünüyoruz, şunu daha iyi inceleyebilirdin ya da şöyle şununla ilgili de bilgi verebilirdin tarzında. Bize geri dönüşler de yapabilirsiniz. Biz sizin yönlendirmenize bakarak bir şekilde yol haritası çizeceğiz. Ona göre dikkat edeceğiz. Dediğim gibi bizi takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.